Ya Hakan. Bak. Bu Yalçın abi. İyi iyi, senden de var ne? Ne içiyorsun? Şüves. Vaa, eski Şüves reklamlarını yapsana. He? Eski Şüves reklam var ama tamam. O ne lan? Eski. 80'lerde. Eski Şüves reklamları. Eski Şüves reklamları. Oğlum sen mutlaka dolu ha. Tamam, sen iyi olsun. Kanka şuradan açacağı versene. Açacağı bak ya. Açacağı bak. Şuna bak. Bu açacak değil mi şimdi? Ondan mı? Oha. Açmadı ama. İçinde varmış. Bak bir tane çöp poşeti olsana ya. Ya şunu şimdi çöp poşeti yaparsan bana mümkünse normalde eski gibi hiç buyurma. İnşallah ben seçimi ben yaparım biliyorsun değil mi? Ben şu an sen yönetmenim. Oğlum Yalçın görmüyor musun abicim? Bu... Siz olan. Şey ver. Ne vereyim? Oba, ulan sıçıyor bu. Sıçıyor Hakan. O eğitimli lazım ama. Oo, yandım lan. Abi dostum öncelikle. Çok teşekkür ederim. Karnımız Allah doyuyor. Olmayanları da versin. Amin. Şu an bu ayıp bir şey yapıyor olabilir miyiz? Yok. Yani yemek falan böyle gibi. Yemek yiyoruz biz yemek yiyoruz. Biz de yemek yiyoruz yani. Biz de bir insan evladıyız. Ya ben sanki böyle hani insanlar ayıp oluyor mu diye şey yapıyorum. Biz mesaj da vereceğiz arada bir. Sosyal mi? Evet sosyal. Aa, tamam. O zaman şey yapabiliriz. Kola. Bağırın. Evet. Ben şu köşeden mi dursam acaba? Şöyle kenardan. Nasıl istersen. İsim neydi? Ben gözümü taksam böyle gözlükle dolaşsam olur mu mutfakta? Çok öküzcü olur. Hadi bir, ya. Tabii canım. Onu çıkarabilir miyiz? Sen tak o zaman. Hayır abicim senin güzel yüzü görünmüyor. Farklı canım sağ olsun. Eyvallah eyvallah. Benim balım senin balın, senin balın benim balım. Yok senin mi? Evet. Şahsi. Bulundurma mı taşıma mı? Taşıma. Taşıma. Ne oldu bir durdun? Taşıma. Hmm. Bir durdun. Evet arkadaşlar. Bu da bardak. Evet. Lens gibi. Canon lensin. Lens gibi. Değil mi? Öyle değil mi? Evet çiziyorsun. O çok komik yalnız. Ben onu lens sandım lan. Dedim şey iş yaptı. Ufaklı ne işi var lan bunda? Ha dedim çok... Aa şaşırdım lan. Vallahi bir bilmiyordum şaşırdım ha. İsim? Yalçın benim senin. Ya Hakan ben. Nerelisin sen aslan? Ben Yalçın aslan Demirci köyüm. Ciddi misin? Yok ya Max. Sen nereye taşındın? Burası neresi şu anda? Demirci köyü, Zekire. Aslan nerelisin sen? Aslan Furya'dan geldim. Daha mı ya? Ay! Mesela... Erzin, Elazığ, Sivrice. Gölköy. Rahmetli babam Elazığ Sivrice Gölbaşı. Gölbaşı. Annem bildi var. Evet. Rahmetli babam aynı zamanda Arnavut asıllıdır. Arnavut asıllıdır, evet. Babaanne bilirden Üsküp'tür. Ooo Üsküp'tükler lan. Sen hangi şarkıyı seviyorsun? Üsküp peri bacalı. Senin babanın sevdiği bir şarkı vardı. Deryalar, deryalar. Bir seyretin hafiften onu. Söyle lan. Valla zaten moralim bozuk. Tamam bozuk olsun, o şarkıyı seyretene. Ama o bizim, benim de gençliğim şarkısı o zaman. 1970'lerde. O yıllar... Aman bre deryalar, Kanlıca deryalar, biz nişanlıyız. Deryalar, biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz deli kanlıyız. Bravo. Başka? Babamın ruhu şarkısı var, mekanlarına göre. Aynen öyle. Çok iyi anlattılar. Evet, geçenlerde bir videoda anlattım bu hikayeyi de. Şey, Rumeli Şarjı'nda oturuyorduk ya, yani oradaydık ya, ben sana gelmiştim sabah böyle. Stresli bir günümüzdü, babam beni çağırmıştı. Gel oğlum demişti, bak demişti, bu hayatta en önemli şey moral demişti. Her şeyi kaybet ama moralini kaybetme demişti. En büyük sermaye moral. Evet. Moralini yükseltmezsen abi, batarsın da, ölürsün de intihar edersin. Ulan ya, her şartta moralini yüksek tutarsan... Ya herkes bu hayatın değişik bölümlerinden zorda kalabilir. Ama zeki olup moralini yüksek tutamazsa... daha çabuk yok olabilir. Önemli olan işte babanın dediği gibi moralini yüksek tutacağım. Bu da sosyal bir mesaj olabilir mi?
Bir son aynı böyle bir de. Sen söyle bir de, ben daha iyi söylüyorum. Yine rahmetli babamın lafı var. Diyor ki, ayağını sıcak tut, başını serin, sonra düşünme derin derin. Yani bir şey, ayakkabın iyi olsun diyor yani. Ayağını sıcak tut demek istiyor herhalde. Yani sıcak dediğim, ayağını kolla. Öyle değil mi abicim? Evet. Ayağını kolla, başını. Serin tut diyor yani. Yani diyor ki, aslında mantıklı ol, mantığını, soğuk anını kaybetme olaylar karşısında. Evet. Sonra düşünme derin derin. Yani hani eğer panik olursan, hata yaparsan artık ondan sonra toplamak zor olur ama senin kanlı olursan diyor. Yani ayağını sıcak tutmak nedir? Ucu hastalıklar. Gel bakalım soğukta kış. Kışın ne oluyor anladın mı? Evet, doğru söylüyorsun. Anladım. Yani diyor ki moralli ol, serin kanlı ol, öyle işte. Başka? Böyle aklına gelen bir şey var mı? Evet, nasıl pişsin, iyi pişsin mi? İyi pişsin, ben iyi pişsin şeyi getiririm. Et dedim pişmedi. Aklına geliyor mu başka? Onun içerisinde et var birazdan. Nereye gideceğim? O zaman bununla ilgili bir sosyal mesajın var mı? Şöyle bir şey mi? Yok. Yemekten önce bir şey içmeyin. Gazlı içecek içmeyin. Aslında sosyal mesaj bu. Yani kola ve bu tarz içecekler aslında çok yararlı değil. Evet. Onun yerine taze meyve suyu. Bu arada biz ben de bir şey söylemek istiyorum. Unuttum siz içmeyin mesajı. Yok şeyi söyleyecektim. Aklıma şey geldi ya. Hatırlıyorsun değil mi? Sigarayı bırakacaktım ben de. Dün evde video çekmiştik, 4 ay önce falan. Ben o günden sonra sigara bir daha içmedim, biliyorsun değil mi Hakan? Evet, helal olsun. Yani, ben mesela sigarayı asla bırakacağım, aklım ucundan bile geçmezdi. Ya mineden buldum yani. Yine rahmetli babamın şeyiydi, mevlüt yedisiydi. Evet, yedisiydi. Size gelmiştik, orada bir amca vardı. Bir yerine ameliyat olmuştu, iki yerine ameliyat olmuştu. Sigara yüzünden. Evet, şiirler yazıyordu. Sigara yüzünden. Evet, o akşam ben şey dedim, sigaram zaten bitmişti o akşam oruna. Dedim ki bugün son olacak benim için bu sigara, bir daha hiç içmeyeceğim dedim. O an zaten bıraktım. Evet, o gün bıraktım, o zaman da video çekmiştik. Celal çekmişti. Celal var mıydı videoyu? Yok, internette bitmiyor şu anda. 4 ay oldu, ben daha bir tane sigara içmedim. Ben de 8 ayda içmiyorum. Evet. İyi, çok iyi bence yani. Ben bir gün size gidelim. Kardeşim, Tarif de bıraktı biliyorsun değil mi? Tarif bıraktı mı? Biz de beraber mi bıraktı? O bizden biraz önce bıraktı. Her gün gelip şey diyordu. Yalsın sigarayı bırak, yalsın sigarayı bırak diyordu. Ama aslında bıraktıran benim. Aslında bıraktıran sen bunu öyle bastıra bastıra her sefer her yerde söyleme istersen o biraderle. Niye biliyor musun? Ben de asıl senin bıraktığın... En çok ben neye gülmüştüm biliyor musun? Böyle herkes duymuş ya senin sigarayı bıraktığını. Evet. Ama herkes senin sigarayı benim bıraktığını düşünmüş. Evet. Gelip her şey diyormuş. Yalçın hayırlı olsun Hakan sigarayı bıraktırmış sana. Evet. Yalçın demiş ki şey, ulan yeter Hakan bıraktı. Ben de katılıyorum yani soracak senin iraden de. Evet. Sırf bu yüzden sigarayı başlayıp tekrar bırakacağım. Tamam, kendi iraden. Aslında düşündüm onu ben şey senin kuzen var ya. İsmini unuttum ya. Hangisi? Var ya bir tane kuzenim senin. Ya Aytaç mı? Yok. Tamer. Uzun boylu. Tamer mi? Öz kuzen değil arkadaşım ya. Şey kanalı yedi gidip geliyor bir arkadaşım. Her bizim Meto. Ha Meto. O dedi ya Hakan sana bıraktım şu sigarayı. Abi çıldırdım ya. Dedim şu sigara tutuyor. Yeniden başlayacağım. Yeniden bırakacağım. Neymiş? Sigarayı kendim bırakmış oluyorum. Çünkü İrade bende, sen bahane oldu yani o akşam. Şimdi parsayı ben topluyorum değil mi? Evet, hep yaptım. Vay helal olsun Hakan'a sigarayı bıraktırmış. Evet. Kanka peki bir şey söyleyeceğim. Hı. Benimle ilgili en unutamadığın anı ne kadar? Ciddi, en unutamadığın anı ne abi? Valla herhalde çok vardır ya. O kadar çok vardır ki mesela. Aklına gelen var mı? Yani, aklıma gelen? En ulan bu hayatım hoca unutmayacağım dediğim şey var mı? Ya o mesela araba çalınmıştı ya. Ha, o acıydı lan. O acı çok kötü. Evet, onu hatırlatmasın sevinirim. onun dışında...
Gerçi o ilginç canlılar yaşadık senden biz de. Çok ilginç yaşadık. Mesela bir tanesi şeydi. Bir gün maç vardı, milli maç vardı. Arabada bir arkadaşımızla biz geziyorduk. Sen geldin o trafiğin içinde. Hani bana kapı pencereden tık tık yaptın. Ha yaptın. Ben sevmedim, ne var böyle kullanan işi. Evet. Oralar gıcıktım. Arabayı Yalçın'ı gördüm ama bir yerde Yalçın kendimi göstermek istiyorum. Evet. Bir yolda yolda bir tıkalar biliyor musun? Bir cama vurdum, Yalçın beni gördüm. Ne yapıyorum? Ah merkezin orada, tam ah merkezin de. Aman trafik vardı ya. Sesim çıkarmadı. Evet, film gibi. Ben o heyecanımı kimseyle paylaşamadım çünkü paylaşsaydım onlar öğreneceklerdi. İçimde kaldı. Seni arabadan kovarlar bir de. Kovmazlardı da. Tepki gösterirlerdi. Onu da yapmazlardı böyle. Aa öyle mi falan arayalım derlerdi. Gelsin derlerdi falan. Aynen sana kızgın bakışlar derdim. Evet. Yapmazdın da. Öyle sen şeyler yapmıyorsun. Öyle şeyim yok benim. Ben açık konuşayım ve laf da benimki yani. Senin benimle ilgili var mı? Oğlum sen de benim hayatımda gelen benim dostumsun sen. Ben mesela şöyle yapıyormuşum. Duydunuz arkadaşlar. Ya geçen sefer şey çok komikti ya. Kanka. Neydi kızın ismi? Güzel pişmişti ya. İyi, çok pişmiş olsun kanka. İyi pişmiş olsun ya. Tamam ama iyi o ya. Şey diyeceğim kanka. Bu kızın bir tane de senin zayıf bir kız arkadaşın vardı ya. Arkadaşın vardı ya. Kankan. Kız kardeşin. Kim lan o? Kız kardeşin yazmıştın ya Facebook'ta. Kim lan? Zayıf kız vardı ya. Semiha mı neydi? Sevgi. Sen Sevgi, Sevgi. Sevgiyle biz sana geliyoruz Gebze'ye. Bir gün, Fatih'te gün. Ben değil. O gün. Ha, babam ve Fatih. O gün. Ne oldu biliyor musun? Yolda şimdi ben Sevgi'yi tanıştırıyorum. Sevgi diyorum. İşte ben Hakan'ın çok eski arkadaşım 15 yıllık. Sevgi'yle Hakan'ın da işte arkadaşı sayılır. 2-3 yıllık falan. Nasıl bağırıyor. Olur mu? Olur mu diyor. Biz Hakan'la 15 yıldan fazla arkadaşız. O benim kardeşim diyor.